Merhaba sevgili hanımlar. Web sitemde en çok bana sorulan sorular, özellikle hamilelikte kullanılabilecek ürünler nelerin sakıncalı olduğu konusunda. Ben de bunun hakkında bir video yapmak istedim. Böylece yani okumaya üşenen insanlar en azından bu videoya denk gelirler internette ve dilerim onlara faydalı bilgiler olur. Efendim, hamileliğiniz boyunca kan dolaşımınızı ortak olarak bebeğinizle paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla tıpkı ilaçlar gibi kozmetiklerin de içerisindeki bazı zarar maddeler kana karışabilir. Bunlar karaciğerde sentezleniyor. Ardından bazıları idrarla vücuttan atılıyor ama bazıları da dokularda depolanabiliyor. Hamilelikte sakıncalı olan içerikler hakkında web siteme tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Bazı konularda doktorlar ve uzmanlar henüz karar verebilmiş değiller ama özellikle retinol, A türevi içeren ürünlerin kullanılması hamilelikte sakıncalı. Onun için bunlardan sakınıyorsunuz. Saç, vücut ve cilt bakımı olarak sizlere farklı 3 ayrı konudan bahsederek toparlayacağım kullanabileceğiniz ürünleri. Unutmamanız gereken en güzel şey, eğer kozmetikte içerik okumayı bilmiyorsanız organik sertifikalı kozmetikler kullanmak. Çünkü bu kozmetikler zaten uzmanlar tarafından gübrelenmesinden, organik tarımından, toplanmasından, şişelere doldurulmasına kadar ve üretim aşamasında denetlenerek, içeriklerinin zararsız oldukları imzalanıp onaylanarak şişelenmiş oluyor. Zaten bu yüzden bu sertifikaları alabiliyorlar. Sadece organik sertifikalı ürünler kullanmanız yeterli olacaktır. Cilt bakımında elbette ki hormonlar değiştiği için gözenekleriniz değişebilir, irileşebilir, birden aniden cildiniz yağlanmaya başlayabilir, siyah noktalarınız çoğalabilir, temizlik yapsanız bile. Lekelenme en önemli sorun çünkü hormonların farklı çalışmasıyla birlikte deri yüzeyinde değişik hamilelik lekelerine sahip olabilirsiniz. Bundan korunmanın en güzel yolu gündüz bakımınızı bir güneş koruma kremiyle tamamlamanız. Titanyum dioksit yahut çinko oksit içeren mineral aktif filtreli güneş kremleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Göbek altındaki çizgide bir koyuluk başlayabilir. Gayet normal, bunlar hamilelik bittiğinde geçecektir. Bunun için bir açıcı kullanmaya kalkmayın. Tüylenme artabilir çünkü hormonlar değiştiği için. Yüzünüzde, belinizde, göbek çizgisinde farklı tüylenmeler olabilir. Hepsi hamilelik sona erdikten sonra yavaş yavaş eski haline dönecektir. Ama özellikle saçlarınızın ilk 3-4 ay içerisinde çok döküldüğünü görerek panik yapabilirsiniz. Panik yapmayın. Doğal yağlar kullanın, sülfat içermeyen şampuanlar kullanın. 3 ay sonra zaten bebek saçlar yeniden sağlıklı olarak yerine gelecektir. Saç bakımında özel bir şey yapmanıza gerek yok ama eğer boya kullanmak istiyorsanız ya kınayla ya organik boyalarla saçınızı boyayın. Hatta saç üzerinde fazla tutmamaya özen gösterin boyayı. Ya da hiç boya yapmayacaksanız ombre ya da balyaj gibi böyle saçın köklerinden değil uçlarında hafif tonlar yaparak saça bir renk veren yöntemleri seçin. 9 ay sonra zaten emzirme dönemine geçtiğinizde saçlarınızı biraz kısaltıp farklı bir model, farklı bir renk, farklı bakımlara geçebilirsiniz. Ama hamilelik boyunca her ne kadar boyaların zararlı olup olmadığı konusunda özel bir makale bulmamamıza rağmen doğal şeylerle her zaman bakım yapmakta fayda var diyorum. Haftalık peeling ve maskeleri lütfen aksatmayın. Yüzeydeki bu kalınlaşmış, yağlanan tabakayı ne kadar düzenli doğru ürünlerle atarsanız ve maskeyle nemini korumasına yardım ederseniz deri de o kadar sağlıklı yapısını hızlı dönecektir. Zaten ilk 5 ayında oldukça farklı değişimler olacak. Hatta şöyle bir örnek verebilirim sizlere. Çocukluğumuzda doğduğumuzdan 5 yaşımıza kadar kendinin 4 misli büyüyen deri hamileliğin ilk 9 ayında yine kendinin 5 misli kadar gerilebiliyor. Bu çok önemli. Çünkü vücudumuzda bu ani büyüme elastikiyeti zorlayabilir. Ve hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren lütfen bir elastikiyet artırıcı yağ kullanın. Bu doğal yağlar olabilir, kakao yağı olabilir, Hindistan cevizi yağı olabilir. Hepsinin soğuk sıkım olmasına dikkat edin. Mesela benim şu Hindistan cevizi yağımı çok beğenerek kullanıyorum. Bu kullandığım 3. kavanoz.
Elinize aldığınız zaman zaten vücut ısısıyla o katılığı gidecektir. Eğer yaz hamilesiyseniz zaten kavanozun içinde her zaman bu yağı sıvı olarak bulacaksınız. Sadece karın değil, gerişleyen kolların arka kısımları, göğüsler, baldırlar, kalçalar ve diz kapaklarının arkasında da bu ani kilo alışından dolayı çatlaklar oluşabilir ve çatlakların oluştuktan sonra bir çaresi olmadığını hepimiz biliyoruz. Her ne kadar lazerle yahut bazı derma roller gibi işlemlerle daha az görünür kalabilsek de çatlaklar tamamen yok edilemiyor. O halde hamilelik boyunca en doğru yapacağınız şey çatlamasını engellemek. Ve inanın bu mümkün. Ben 27 yaşındayken doğum yaptım. 30 kiloya yakın kilo aldım. Neden bilmiyorum. Ailede böyle biri de yok. İnsülin direncim falan da yok. Ve düzenli deriye elastikiyetin destek sağlayan birçok krem kullandığım için benim mesela hiç çatlağım yok. 30 kilo almama rağmen. Vücut bakımında unutmayın. Bittikten sonra, hamilelik sonlandıktan sonra emzirirken de bebek 6 aylık olana kadar bu elastikiyet artırıcı losyon ya da yağları ya da kremleri, diyelim ki kayısı çekirdeği yağı ya da kakao yağını kullanmayı devam edin. Çünkü bebek doğduktan sonra deri eski elastik yapısına dönmek için tekrardan bu desteğe ihtiyaç duyacaktır. Böylece çok sağlıklı bir hamilelik, çok sağlıklı bir emzirme dönemi geçirip çocuğunuz 1,5-2 yaşına geldiğinde eski derinizin sağlığına kavuşabilirsiniz. Eğer tiroid veya insülin direnci gibi bir sorununuz varsa lütfen endokrinoloğa bir danışın. Doktor sizi yönlendirecektir. Çünkü bu sebeplerden dolayı da saçlarınızı kaybedebilirsiniz hamilelik sırasında. Gerçi geri gelecek yerine, ama o size yardımcı olacaktır. İçeriden bir düzenlemeyle korkularınız daha da azalacaktır. Gelelim makyaja. Makyaj için de aynı şeyi ben tavsiye ediyorum. Makyaj ürünlerinizi lütfen çöpe atın. Hamilelik boyunca sadece organik makyaj ürünleri kullanın. Bu hem sizin sağlığınız hem bebeğinizin sağlığı için çok önemli bir şey. Kaldı ki hamilelikte insanlar nedense kendilerini bu değişim süreci içerisinde çirkinleşmiş falan da hissedebiliyorlar. Hayır, hamilelik dünyanın en güzel durumudur. Deriniz daha gergin durur, yüzünüzün çizgileri daha azalır. Bu dönemde anti-aging yağıp leke bakımına hiç girişmeyin. Sadece günlük normal cilt bakımınızı yapıp işte temizliği, toniklenmesi, bir nemlendirici ve gündüzleri mutlaka güneş koruması. Hamilelik bittikten sonra zaten tekrar normal rutininize dönüp bazı serumlar ilavesiyle kırışıklara karşı ya da lekelere karşı bir şey yapabilirsiniz. Ama vücut bebeği büyüttüğü süre içerisinde o kadar büyük bir güce kavuşuyor ki bazı hastalıkların hamilelik sırasında geçmesini buna bağlıyorlar. O bebeğin sağlıklı dünyaya gelebilmesi için turbo çalışıyor vücut. Ki bir annenin de hayattaki en istediği şey çocuğunun sağlıklı olmasıdır. Banyolarda lütfen zeytinyağlı sabun kullanabilirsiniz. Ama zaten gerilen deriyi bu sulfat içeren jellerle daha fazla kurutmamak ve elastikiyetin kaybetmesine yardımcı olmamak için lütfen banyo sonrası da yağlarınızı tekrar edin. Çatlak kremlerinizi hem sabah hem akşam kullanın. Yani 12 saatte bir o genişleyen deriye bu desteği vermeyi ihmal etmeyin. Böylece hamileliğinizi sağlıklı geçireceksiniz. Ve lütfen baby oil adı altında satılan ve içerisinde tamamıyla mineral yağlar olan bebeğimize mineral yağ sürüyoruz. Bu ürünleri elastikiyeti destekleyici olarak algılamayın. Yani hamilelikte bebek yağı sürerek derinizin sadece daha nemli kalmasına yardımcı edebilirsiniz. Ama içerisinde derinin faydalanacağı herhangi bir şey yok. Bu bir naylon örtü gibi kaplayarak su kaybını derini engelleyen bir yağ. Doğal yağlar tercih edin. Ben Altera markasını Rozman'da çok beğeniyorum. Onda çok güzel bir yağ var. O yağda hamilelik boyunca kullanabilirsiniz. Jojoba, kayısı çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı, kakao yağı, Hindistan cevizi yağı sizin için ideal çatlak önleyici yağlar. Ama bir şartımız var. Lütfen sabah akşam uygulamayı ihmal etmeyiniz.